Sesim geliyor mu? Geliyor, evet. Evet, biraz bekletmiş olabilirim. Özür dilerim. Çünkü köyde Nurgay kalıyorum Bey, internet. Buyurun. şöyle yapacağız yayını. Ben size sorular soracağım. Siz de bu sorularda kamuoyunu aydınlatacak net cevaplar vereceksiniz. Çünkü Tamamdır. ben Hataylı, Antakyalı bir ailenin çocuğuyum ve oranın Ben de. kılına zarar gelsin istemiyorum. Peki, teşekkür ederim. Ben de bu arada Antakyalı bir ailenin çocuğuyum. Biliyorum, biliyorum, biliyorum. Evet, Biliyorum. biliyorsunuz. Turgay Bey, siz ne? Turgay Bey, siz ne iş yapıyorsunuz? Ben öğretmenim. Nerede öğretmensiniz Turgay Bey? İstanbul'da. İstanbul'da öğretmensiniz. Peki şu anda okullar açık. Neden İstanbul'da değilsiniz? Gökhan Bey için ücretsiz izne çıkmıştım. Çok özür dilerim. Telefonu sabitlemeye çalışıyorum ama Gökhan Bey için ücretsiz izne çıkmıştım. Onunla çalışmak için. Eylül'e kadar ücretsiz izindeyim. Mihal Bey kimdir? Mihal Bey benim babamla onun babası amca çocukları. Yani herhalde hayatım boyunca üçüncü kez görüştüğüm biriydi. Mihal Bey'e kefil misiniz? Hayır değilim. Mihal Bey eski polis mi? Ben polis olup emekli olduğunu biliyordum ama bu olaylar vesilesiyle sizden de onun ihraç edildiğini öğrendim. Benden değil, Gökhan Zan'dan. Yani öyle, evet. Ekranlardan daha doğrusu, konuşulanlardan. Peki, bu süreçte Mihal Bey'in rolü nedir? Mihal Bey, Gökhan Bey'in isteği üzerine bir aracı bulun. İşte karşı tarafla bağlantı kuracağım. Yoksa ben çekileceğim. Abi bir aracı bul, orayla görüşecek. Yani benim paraya ihtiyacım var. O Mihal yüzden bir Bey, aracı bul. siz mi tanıştır? Mihal Bey, siz mi tanıştırdınız Gökhan'la? Aracı bulmamı isteyince sanırım hazırlıklarımızın 20. gününde benim aklıma o geldi. Çünkü bana şey dediğini hatırlıyorum yıllar önce Mihal Bey'in. Ben Hakan Han Özcan'ın ablasıyla evliyim. Yani eniştesiyim. Yani dedim Kim ki herhalde Hakan Gökhan Han Özcan? Ankara İl Başkanı. Hangi partinin? AK Parti Ankara İl Başkanı'nın ablasıyla evli olduğunu söylediği için benim aklıma o geldi. Uzaktan da Peki akrabalığımız var. şunu sormadınız mı kendisine Sayın Kocakaya? Ya Gökhan, biz seninle halkımıza hizmet etmek için yola çıktık. Ben senin için ücretsiz izin aldım. Neden AKP'ye yamanmaya çalışıyoruz demediniz mi? Tabii ki defaatle de uyardım. Hatta bunu ısrarla yazıyorum. Ben çok defa hani sponsorluk adı altında başlamıştık aslında birkaç sponsor bulmak için. Sponsor bulamıyorduk. İşte Haluk Bey'e kendisi ulaşmıştı Haluk Levent'e. Haluk Levent 10 Mart gibi bir Hatay'a gelecekti. Ben yardımcı olacağını söylemişti Haluk'tan bana. para mı isteyecektiniz? Ben değil Gökhan Bey o bana destek olacak 10 Mart'ta demişti. Bunun dışında abi mutlaka sponsor bul. Gerçekten zor durumdayım dedi. Ben aslında çekilmesini istemediğim için o zaman eğer şey dedi. Hani gerçekten ben para bulamazsam çekileceğim abi çünkü hiç para yok. Dayanamıyorum. Ben de Peki, çekilmesini çekilmesini istemiyorsunuz ama AKP'ye gönderiyorsunuz. ben göndermiyorum onu. O beni gönderiyor. Tamam. Hayır, siz gönüllü değil misiniz bu işte? Bir çıkarınız var mı? Hayır hiç kendisi de biliyor. Konuşulan paralarda bana ödeyeceği hiçbir şey yok ya da benim alacağım hiçbir şey yok. Niye aracılık Kendisi yapıyorsunuz? seçime yani siyasette yükselmesi için ben hep kendisine attığım mesajlar da duruyor. Yoluna devam et, yüksel, bir şeyler yapmaya çalış, toparlamaya Hangi çalış, yol gösteriyor. partide olursa olsun yükselsin diyorsunuz, öyle mi? Hayır, aslında CHP'den gönlümüz CHP'den yanaydı. Fakat CHP olmadı. Ona yakın Hatay'da karşılığı olduğunu düşündüğümüz tipten aday olması sorun yaratmadı bizim için. Çünkü her iki partide burada biliyorsunuz tabanı var, karşılığı vardı. Tip de olabilirdi. Fakat Gökhan'ın bir yani ailesel bir sıkıntısı, maddi bir sıkıntısı olduğu için hani ben çekileceğim abi paraya ihtiyacım var. Bu kadar elimi taşın altına koydum. Koca şehri onlara emanet et. Onlara veriyorum. AK Parti'ye veriyorum. Yani bir zahmet ellerini ceplerine atsınlar. Ben ama Bunu son gün bir dakika, bunu açık açık size Kocaşehir'i AK Parti'ye veriyorum. Bana para versinler, çekileyim. Bu kadar açık söyledi mi? ses kaydında da maalesef çıkmış.
ses kaydında da Arapça olarak büyük koca şehri onlara veriyorum. Yani 3 milyon ne 5 milyon versinler dedi. Ses kaydında Arapça biliyorsan. Peki bu ses kaydını yapan kim? Ses kaydını yapan yanımdaki Mihail Kocakaya. Peki siz ses kaydı yapılmasının şantaj olacağını ve bunun hem ahlaki hem de aynı zamanda hukuken suç olduğunu bilmiyor muydunuz? Tabii ki biliyordum ve hatta Gökhan'la yazışmalarımız da var. Abi bu adam ses kaydımı almış ama Gökhan kendisi ne sorun ediyorsun abi ya, en yukarısı bizimle, ne dert ediyorsun, bırak ihraç bir polis zaten niye dert ediyorsun ki dedi. Bir saniye şunu da söyleyeyim, neden ses kaydı alındığını da söyleyeyim. Şimdi para almaya gittiğimizde bir villa, 3 katlı bir villanın önünde ben arabanın içindeyken o Mihal Bey bana dedi ki yarın bu parayı kendi kafasına göre istemişler. Seni de beni de yakar. Benim elimde bir done olması lazım. Kusura bakma Turgay'cığım. Peki bir şey soracağım. Bir şey soracağım. Bunu dinledim ben sizden daha önce. Ama soru şu. Siz bu ses kaydının alınacağını Gökhan Zan'a niye söylemiyorsunuz? 2 gün sonra zaten öğrendi. Ben onu sildirmeye çalıştım. Bunun hayır o anda. Mesela biz ikimiz konuşsak sizle Turgay Bey şöyle yaparım. Turgay Bey ben Turgay ben senin adına biraz sonra bir işe giriyorum. Bu evet. Ses kaydını alıyorum. Sen de istersen al. Gökhan'cığım ben senin adına 5 milyon dolar istemeye gidiyorum. Bu doğru mu değil mi diye söylerdim ona. Niye bunu yapmadınız? Evet. Gökhan Bey de biliyor yanımızdaki Mihal Bey'in bizi nasıl baskı altına aldığı. Gökhan Bey de rahatsız olmuştu ama işin bitmesini bekliyordu. Ben de nasıl baskı altına aldı? Nasıl baskını aldı? Söylemleriyle ben hani bu işi bozarım, bu işi mahvederim. Hani benim buraya kadar yoruldum, benim masraflarımı ödeyeceksiniz bir defa gibi böyle. Mihal Bey mafya mı? Mihal yani Bey mafya mı? Tavırları hani elinde tespih, 4-5 tane yüzüğü, ülkücü yüzükleri olan bir adam. Ve beni de orada şöyle yaptı, bana sarıldı böyle. Silah taşıyor mu? Silah taşıyor mu? Adamları var mı? Onu bilmiyorum ama hep bana bir şey olmaz, siz hiç kafanızı yormayın. Sen benim dediğimi yap, siz bu işi bilmiyorsunuz yoksa para falan alamaz Gökhan diye. Gökhan aslında benim ne kadar mağdur olduğumu biliyor kendisi yüzünden. Benim bırakmamın ve İstanbul'a dönmemin sebebi de bu. Korktum ve dedim ki bak bu adam böyle böyle 3 günde Gökhan biliyor. 3 gün kaydı sildirmek için adama yalvardım. Hatta Gökhan kimden dedi, korktunuz? Kimden hem Mihal Bey'den hem Gökhan Bey'in son gece o sert çıkışından işte bu ses kayıtları ne falan. Abi dedim bu adam böyle bir şey yaptı. Sildirelim. Gerekirse ben para vereyim adama silsin. Aynen siz böyle. Kaç para hatta verecektiniz? Kaç para nasıl istedi adam? Benim masraflarım 50 bin lira dedi. Hediyeler aldım ben işte Adem Bey'e bilmem kime ilçe başkanına hediyeler aldım. Bu masraflarım var benim. Ben kendisine hatta 30 bin lira verdim hediyeler için. Abi dedim silmek için ne istiyorsun? Ne olur sil şu kaydı. Çocuk mağdur olacak. Sen biraz güvenmiyorum açıkçası dedim. Ne demek bana güvenmiyorsun? Sen akrabanı mı satıyorsun falan yaptı. Abi ne olur sil dedim. Hatta İskenderun'dan Belen'den Antakya'ya doğru iniyorduk. Orada bir benzin istasyonu var. Birden sağa kırdı. Dedi ki 50 bin lira at sileyim. Hemen dedim abi IBAN ver 50 bin lira atıyorum silmen için. O arada sinirlendi. Kapıyı açtı tuvalete girdi. 40 dakika tuvaletten çıkmadı. Benim suratıma sık ne oldu? Oğlum dedi siz bu işi bilmiyorsunuz. Bu eğer kaydı ben silersem Gökhan seni de satar beni de satar. Bu bende durmalı. Gökhan bu parayı onlar almış benim haberim yok derse o zaman kendini böyle kurtarırsın falan filan. Sonra Gökhan'ın haberi oldu. Bu sanırım Gökhan'a satmaya mı çalışmış, Gökhan'a mı söylemiş? Benden habersiz Gökhan'la görüşmüş. Gökhan Zan'la Mihal Bey ve siz yüz yüze bir araya geldiniz mi? Çok defa İskenderun'da sahildeki AVM'nin altındaki Big Chef'te yani belki 6 kere 7 kere her akşam oturmuşuzdur. Peki evine gittiniz mi? Gökhan Bey'in mi? Evet. Yok hiç evini bilmem ben. Evinde buluşmadınız. Hayır canım. Hiç evine gitmedim. Hayatımda hiç görmedim. Hiç yani. Peki Gökhan Zan'la nereden tanışıyorsunuz? Gökhan Zan'ı tabii ki hemşeri olduğumuz için tanışıyorduk ama deprem sonrası bana mesaj atmıştı. Değerli hocam sizinle konuşabilir miyim? Numaranızı alabilir miyim? Ben de göndermiştim. İlk iletişimi Gökhan mı kurdu sizle?
Tabii. Hatta duruyor peki, o mesaj. Peki bir şey soracağım. Siz yer bilimciyim demişsiniz. Ne öğretmenisiniz siz? Ben coğrafya, aynı zamanda akademik dersler veriyorum. Jeoloji, jeomorfoloji, klimatoloji. Nerede veriyorsunuz? Kendi platformumdan veriyorum. Kendi platformunuz neresi? Coğrafya TV. Reklam olur mu? Hayır, olmaz. Coğrafya TV'de bu konuda ders veriyorsunuz. Tabii. Çünkü Türkiye'de bu dersleri anlatan pek yok ve arkadaşların ihtiyacı var. 500. Hangi arkadaş? Hangi içerikte veriyorsunuz? Sizin yer bilimci şeyiniz var mı? Diplomanız var mı? Hayır, yok. Yok. Hangi sıfatla veriyorsunuz bunu? Hiçbir yerde yer bilimci olduğunu söylemedim. Katıldığım bütün yayınlarda da daha önce yorumlar açısından lütfen altına coğrafya bilimci yazın. Çünkü Türkiye'de coğrafya yanlış biliniyor. Bir coğrafyacı en az jeolog kadar da jeoloji bilir, jeomorfoloji bilir. Ben zaten bu konuda herhalde... Siz ama coğrafya bilimiyle akademik olarak ilgilenmiyorsunuz. Siz öğretmensiniz ama, değil mi? Hayır, tabii öğretmenlik yapıyorum. Akademik olarak Coğrafya TV diye kurduğum bir yayında... Malum Enver Bey, siz hakimsinizdir. KPSS diye bir sınav var. Orada da ÖABT diye bir test var. Çok ağır, 75 soru. Bu 75 sorunun içeriğini, tamamını yaklaşık 500 arkadaşıma ben anlatıyorum. 500 üniversite mezununa, Marmara Üniversitesi ve Türkiye'nin herhangi bir yerinden mezun olmuş arkadaşlara bunu ben anlatıyorum. Son yıllarda da sınav giderek zorlaştı. Zaten atama da yapmıyorlar. Bu konuda da muzdaribiz. Ama devlet okulunda çalışıyorsunuz değil mi? Evet. Peki siz bir anda 50 bin lira para gönderecek kadar gelire sahip misiniz? Çok daha fazla gelire sahiptim. Bitcoin'de batırdım. Bitcoin'de batırdım. Çünkü ben 20 yıl, Enver Bey, 20 yılda dershanecilik yaptım. Sabah akşam çalıştım. Hafta sonları bile çalıştım. Popüler bir öğretmenimdir yani, söylemesi sahip. Fethullahçılarla hiç bağınız oldu mu? Hayatımda olmaz. Asla, mücadele ettim. 8 Nisan Silivri çıkarmasında, Silivri'de cezaevinin önünde İlker Paşa için, ona hakkımı helal ediyorum. Nedim Şener'e etmiyorum. Çünkü o kapıda ben çok dayak yedim Fethullahçılardan. Türkiye'de FETÖ kelimesini de ilk kullananlardan biriyim. Üniversite hayatımda da yurtta da baskı gördüm. 2011'de ÖYP ile yerleştiğim Çanakkale Üniversitesi'nden de sırf bu Ergenekon, Balyoz, Ay Işığı davalarında komutanların tarafında olduğum için o sisteme de dahil edilmedim. Peki Lütfi Savaş'ı tanıyor musunuz? Hiç hayatımda görmedim fiziki olarak ama şu anda onu destekliyorum kazanması için. Peki Mehmet Güzel'i tanıyor musunuz? Evet, tanıyorum. Mehmet Güzel'le ilişkiniz ne oranda? Ben tehdit edildiğimde kuzenime ulaştım. O kuzenim değil, başka bir kuzenime, Hatay'dan. Bir dakika, sizi tehdit eden kim? Gökhan. Gökhan nasıl tehdit etti? Nasıl tehdit etti sizi? En yukarıya adını verdim. Bir numaranın senden haberi var. Derini yüzdürecek. Bir numara kim? Bir numara Erdoğan. Sen Erdoğan'a bunu nerede söylüyor size? Telefonda kaydı var. Çünkü 30 dakika tehdit edince son 4 dakikasının kaydını aldım. O kaydı bana gönderir misiniz? Elbette gönderirim. Seve seve. Hukuki bir sorun olmaz değil mi Enver Bey? Hayır, bende durursa olmaz. Tamam. Ben size güveniyorum. Hemşeriyiz. Hayır, zaten benim o kaydı yayınlamam halinde zaten ben suç işlemiş olurum. Ama ben... Enver Bey, bu Sözcü TV'de dün bir kayıt yayınlandı. Benle Gökhan arasındaki konuşma. Peki o nasıl yayınlanıyor? Sözcü TV o zaman suç mu işledi? Gökhan eğer suç duyurusunda bulunursa bence özel hayatın gizliliği bağlamında Gökhan diyor ki ben bunun yayınlanmasına izin verdim. İsterseniz siz dava açın Sözcü TV'ye. Siz dava açarsanız hak sahibi olursunuz. Ben açacağım çünkü orada sanki kaydı ben yapmışım. O binanın önüne ben kafama göre gitmişim. Burada en mağdur olan benim. Talep o bina nerede? Turgay Bey, o bina nerede? İskenderun Arsuz'da bir villa. Kimin villası? Ha? Kimin villası?
kimin olduğunu bilmiyorum ama Mihal Bey orada görüşeceğim. Sen gelme yukarı. Çünkü seni tanımazlar, çekinirler önünde konuşamaz. Ben sana oradaymış gibi söylediklerimi karşıya söyleyeceksin ki diyalog. Çünkü Gökhan bana güveniyor. Ona güvenmiyor fazla. Parayı alır gider işte bir tuzak olabilir falan. Mihal de benim görüşeceğim adamlar sana güvenmez. O yüzden böyle. Ya hakikaten ben de safım. Orada oturdum. Peki bekledim arabanı. Siz Mihal Bey'e güveniyor musunuz? Yani ben parayı alıp Gökhan'a vereceğinden korkuyordum. Şöyle düşünüyordum. Hani bu parayı alır. Kesin o anda kaçar maçar. O yüzden onun peşini hiç bırakmıyordum. Hatta Gökhan'a bu kaygımı abi bunu yapıyoruz ama bak sıkıntılı bir iş. Başımıza iş olacak. Peki Turgay Bey adam parayı alsa 5 milyon lira mı 5 milyon dolar mı neyse silahı çıkartıp sizin orada kafanıza sıkıp gitse korkmuyor musunuz? Yani hatta o villada şöyle bir şey yaşandı Enver Bey. Ben arabanın içindeydim. Tesadüf o saatte geç saat olmasına rağmen bir jip yanaştı. Ben çok korktum orada. Jipten bir Allah'tan bir beyefendiyle bir hanımefendi indi. Bu Mihal Bey'i tanıyan insanlardı. Orada Mihal Bey de indi. Onlarla selamlaştı. Ben arabadan pek çıkmadım. 15-20 dakika konuştular. Bu Mihal Bey nerede yaşıyor? Ankara'da ama sanırım bazen Almanya'da. Çünkü Almanya'da galerisi olduğunu, Lamborghini sattığını, işte Ferrari falan sattığını söyledi. Benim paraya ihtiyacım yok. Siz talep ettiniz. Ben bu parayı Gökhan'a vereceğim. İşimi bitirip gideceğim. Ben neden yapıyor bunu? Yani ben talep ettim. Benim bağlantılarım çok. Gökhan kardeşimiz dedi. Hallederiz. Aman şimdi siz tanımıyorsunuz. Siz beni arıyorsunuz. Biz de uzaktan akrabayız mesela. Siz bana diyorsunuz ki ben Gökhan Zan'ın danışmanıyım. Para istiyor. Ben de diyorum ki Gökhan bizim kardeşimiz. Gidelim bir 5 milyon dolar alalım gelelim. Bu üstelik de mafyatik bir ilişki. Normal mi bu? Ali bir daha çıkıp girmesini söyler misin? Dondu. Ben hayatımda böyle bir şey görmedim. Turgay Bey öğretmenmiş. Turgay Bey ben mağdurum diyor. Turgay Bey Gökhan'la defalarca bir araya geldik diyor. Mihal Bey'i hayatımda iki kere gördüm diyor. Mihal Bey diye bir adam çıkıyor. Ve bu Mihal Bey 5 milyon doları alıp durup dururken şeye verecek. Ne denir ona? Gökhan'a verecek. Ama bu sırada 50 bin lira verirsen kaydı silerim diyor. Adam Lamborghini satıyor bir taraftan. Kayıt var. Lamborghini satıp anlaşılan o ki milyon dolarlık işleri olan bir adam 50 bin liraya tevessül ediyor. Ondan sonra Mehmet Güzel var. Şimdi onu soracağız bağlandığında. Mehmet Güzel'in bu işte rolü ne? Onu da anlayacağız. Şeyi de ses kaydını da bana gönderecek. Ben tabii ses kaydını elimde tutmayacağım, sileceğim. Çünkü ben bunu gazetecilik ahlakı gereği görüyorum. Ama size yemin ederim kafam karıştı. Sizden bir şey anlayan varsa anlatsın. Bu arada anketi bir görelim. Ali ankette durum ne yapıyorsak tabii. Telefonu kapandı. Bu da enteresan. Biraz bekleyelim o zaman. Anket var mı? Servet var mı? Telefon kapandı. Arkadaşlar canlı yayında nelere tanık oluyoruz? Hep beraber Turgay Bey'i suçlayacak değilim. Çekmiyor olabilir. Ama şarjı bitmiş olabilir. Ama bunlar bugün hepsi açığa çıkar. Servet'e ulaşmaya çalışalım. Gelemiyor. Ha. Peki yarın gelir mi diye soruyoruz o zaman. Sen Ali Mahir'i bir arasana bir daha. Ben de Özgür Özel'e bunu soracağım. Bugün yazılı olarak soracağım. Çünkü Sadrazam Özgür bize cevap vermiyor. Neyse ankette durum ne? Ankette durum ne? Bekliyoruz bu arada Turgay Bey'i birkaç kez arıyor. Ali Mahir'i 3 kez aradım açmadı. Yazalım Ali Mahir 3 kez arandı. Servet cenazeye yetişiyor çıkamıyor. Turgay Bey'in de telefonu şu anda kapalı mı? Bir daha deneyelim. Olabilir bölgede çekmiyor olabilir. Arkadaşlar tekrar ediyorum. Mihal Bey ne? Mihal Bey şeyin akrabası, Turgay Bey'in akrabası, Turgay Bey'in iddiası, Gökhan Zan
şeyden sosyal medyadan ulaşıyor. Neydi anketteki soru? Yani anket şey, Gökhan haklı %48, haksız %52 mi? Onu öyle yazsana. Gökhan sana inandınız mı? Hayır %52 aslında kafa kafaya gibi geliyor. Şimdi oylamayı bir daha yapabilirsiniz bu arada Turgay Bey'den sonra. Onu da şey yapalım. Burada şöyle bir öğrendiklerimizi alt alta koyalım. 3 dakika daha bekleyip yayını kapatacağız, ulaşılabilir mi diye. 1. Turgay Bey ile Mihal Bey babaları, amca çocukları, uzaktan akrabalar. Gökhan para istiyor Turgay Bey'in söylediğine göre. Turgay Bey de İstanbul'da öğretmen. Gökhan Bey'in yüzü suyu hürmetine şey yapıyor, yardım ediyor. Ondan sonra aranıyor. Mihal Bey bulunuyor. Mihal Bey Lamborghini bilmem ne satan adam geliyor. Ses kaydı yapılıyor. Ses kaydı yapılırken Gökhan'a haber verilmiyor. Bu sırada hiç anlamadığım garip bir şey daha oluyor. Onu hakikaten anlamadım. O da şu, adam 50 bin liraya silerim diyor. Sonra vazgeçiyor. Şimdi hakikaten çok ilginç bir tablo oldu. Ve telefon açılmıyor şu anda. Arkadaşlar ben bu tabloda kararı size bırakacağım. Ben yayını hep takipteydim Enver Bey. Ben Ali bu işlere girmeden sizler takip ederdim. 2016'da sanırım Adana Kitap Fuarı'na fotoğrafımız var. Tamam Selda Hanım, ben siz gittiniz diye çok üzüldüm. Çünkü Ali benim sonuçta kardeşim. İyi de yapsa, kötü de yapsa, iyi günde, kötü günde Ali benim kardeşim. Abi kardeş arasında da bir kopuş olmaz. Zaten burada da hiç olmadı, onu da söyleyeyim. Onun da altını çizelim. Nelerin içinde kaldığımızı da anlamış değilim. Ama çok tuhaf bir tabloyla karşı karşıyayız. Herhalde Fırat bitirin diyor. Karar sizin. Karar sizin. Şimdi 2-3 şey söyleyeceğim. 1. Lütfen beğenilerimizi yapalım. Bu çok önemli. Lütfen bizi izleyenler, kanalımızın daha güçlenmesi için abone olmaya lütfen devam edin. İlk defa izleyenler bize katılsın. Bu işin peşini bırakmayacağız. Konuşacağız. 2. Bu. 3. Sizden bu konudaki kanaatlerinizi bildirmek için görüşlerinizi yazmayı istiyorum. Yazmanızı istiyorum. Ali şu anda Mihal diyorum. Turgay Bey'i tekrar ve bir de Ali, bu arada Mehmet Güzel'e ulaşabildik mi ya? O da enteresan. Mehmet Güzel'e ulaşabildik mi? Onun da altını çizmek isterim. Mehmet Güzel'e ulaşabildik mi? Ama galiba bu acayip bir yayın oldu. Ben açıkçası yayına girdiğimden daha fazla Gökhan'a iknayım. Yayında Gökhan'ın böyle bir şey yaptığını, yapmadığını temenni ediyordum. Şimdi temenninin ötesindeyim. Çünkü tamamen acayip bir şey oldu yani. Tabloyu gördünüz. Ali istersen telefonlar açılmıyorsa bitirelim. Kaldığımız yerden yarın devam ederiz. Biz sonuçta bakkal değiliz. Onların işi gıda ürünleri ya da bakkaliye malzemesini satmak. Bizim işimiz de gazeteci olarak fikri takip yapmak. Açılmıyor derken Ali, çalıyor mu Turgay Bey'in telefonu? Çalıp da mı açılmıyor? Açılmıyor. Şarj olmadığı için mi açılmıyor? Onu öğrenelim. Onu öğrenelim. Ali bir söylersen. Bu arada Mihal Bey eğer bizi izliyorsa yani ulaşılamıyor. Hiç ulaşılamıyor. Yani telefon olarak da ulaşılamıyor anladığım kadarıyla Ali. Yani Telsim, Turkcell neyse onlarla da Telsim yok da Vodafone falan. Yani normal telefon açtığımızda ulaşılamıyor. Anladım. Çok ilginç. İnşallah canına bir şey olmamıştır. Bunun da altını çiziyorum. Benden buraya kadar bu kadarını bilebildik. Fon